Nevin'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere darı mancarı diyorlar. Ispanak gibi böyle bakın. Bahçe bunlar satılıyor. Ama benim bahçemde olduğu için benim bahçemden topladım. Çok güzel, çok faydalı bir şey. Ben bunu güzelce seçtim. Temizledim yani daha aslında hiçbir şey yoktu için ama güzelce seçip doğradım. Biraz iri iri doğradım. Çünkü hemen kaynar suya sokup çıkarttığın zaman çok çabuk haşlanabilen bir şey bu. Yani ıspanağa benziyor. İsterseniz bunu ıspanak gibi de pişirebilirsiniz. Pirinçli falan kıymalı da yapabilirsiniz. Ama ben bugün bunu bol soğanlı benim annemim gibi yine annemden kafamda kalan annem gibi yapacağım. Güzelce bunu hafif haşladıktan sonra sıkacağım. Suyunu çıkartacağım. Bol soğan ve bir baş soğan sarımsakla da bir güzel. Ben bunu sarımsağımı da hazırladım. Bir baş da sarımsakla soyacağım. Bolca soğanla bir güzel bunu kavuracağım. Biraz sıvı yağ, biraz tereyağı. O kadar güzel oluyor ki denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben bunu doğradım, koydum suyuma. Ben bunları şimdi kabıma alacağım, tencereme. Üzerine kaynar su döküp ay gazıma alacağım. Ocağıma pardon işte alacağım. Ve haşlam hemen bir taşım kaynadığı zaman zaten hemen haşlanıyor. Haşlandıktan sonra da süzeceğim. O arada o soğurken ben soğanımı sarımsağımı halledeceğim. Ve onu soğuduktan sonra sıkarak güzelce kavuracağım arkadaşlar. Kısa bir video olarak bunu size göstermek istedim. Aslında bugün başka bir video daha yapacağım ama öncelikle bunu yapayım dedim ve bunu çekeyim sizlere dedim. İlerleyen saatlerde de görüşürüz arkadaşlar. Kusura bakmayın bu arada sesim biraz kötü. Yaz gribi oldum galiba nezlesi. Yani bayağı bir kötü oldum. Kışın hasta olmamıştım ama şimdi biraz hasta oldum yani. İnşallah düzelir. Arkadaşlar şimdi hazırladım. Bak güzel. Kaynadıktan sonra 2 dakika kaynadı ve süzdüm güzelce. Haşlandı. Çünkü çok çabuk haşlanan bir şey bu. Soğanımı hazırladım. Şöyle bir büyük tabak. En az 5-6 tane soğan var. Bunları böyle güzelce iri iri doğradım. Ne kadar iyi olursa iri olarak yaparsanız daha lezzetli. Ağzınıza gelsin istiyorum. Ben öyle seviyorum daha doğrusu. Sarımsağımız bir baş sarımsağı bir güzel böyle şey yaptım. Onu da rendeleyeceğim. Ve tenceremde güzelce şimdi bunu kavuracağım. Tereyağı ve sıvı yağ nasıl isterseniz o size bağlı. Ben karışık ikisinden de katarak kavuracağım arkadaşlar. Böyle sizlere göstereyim istedim. Böyle arkadaşlar güzelce soğanımı böyle kavuruyorum. İçine tereyağını da yeni attım. O da eridi. Önce sıvı yağla biraz kavurduktan sonra soğanımı tereyağımı koyuyorum. Böyle daha güzel olur. Şimdi bunu güzelce kavurduktan sonra sarımsağımı da böyle güzel rendeledim. Güzel koku versin, hoş bir koku versin diye. Sarımsağımı da katacağım içine. Ondan sonra da darı mancarımı koyacağım. Bir güzel kavrulacak. Ondan sonra da üzerine nasıl isterseniz servis yaparken ben üzerine biraz yoğurt koyuyorum. Sarımsaksız yoğurt koyuyorum. Çünkü içine sarımsak yeterince koydum. Ve üzerine de tereyağı eritip pul biberi falan kırmızı biber bir güzel dökerseniz çok güzel bir servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Emin olun seveceğinizi eminim. Şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Yeşillik her zaman sağlıklıdır. Tavsiye ederim. Benim annem de çok yeşili seven bir insandı. Her zaman bize şöyle derdi. Yeşil yiyen yeşerir. Haklı yani çok haklı. Önceden çok fazla sevmiyorum ama çok haklıyım. Şimdi çok seviyorum. Ben önceden çocukluğumda falan annem bazen yaptığı zaman işte memlekete gidiyorduk falan ama ben sevmiyordum. Ama şimdi çok seviyorum. Demek ki insan zamanla özüne dönebiliyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ne kadar güzel oldu. Bakın. Harika bol soğanlı güzel sarımsaklı kavurdum üzerine. Güzel yoğurt çırptım ve döktüm. Üstüne tereyağlı pul biber, kırmızı biber. Güzelce içine tereyağının içine koydum, erittim ve üstüne döktüm. Yemin ediyorum o kadar lezzetli bir yemek oldu ki çok güzel. Yeşili sevenler için, doğadaki yeşilleri sevenler için harika bir yemek oldu. Evet tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada tuz oranınız, tuzu söylemedim. Tuz tamamen sizin damak tadınıza göre. Çünkü kimi tuzluyor, kimi tuzsuz yiyebilir. Ben bir tatlı kaşığı tuz koydum bu yaptığım
darımancarına. Ama tuz dediğim gibi sizin kendi şeyinize kalmış. Bazı insan tansiyon hastası oluyor. Hiç katmayabilir de ama harika bir yemek oldu. Şöyle göstereyim sizlere. Biraz sonra yiyeceğim. Bana afiyet olsun. Size de bilgi olsun arkadaşlar. Böyle otlarınızı ziyan etmeyin. Çok güzel. Nevin'in mutfağından bugünlük de bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.